sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan sizlerin de desteklerini beklediğimiz yani beğenilerle desteklerinizi beklediğimiz videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Introdan da anlayacağınız üzere bu bölümde komple transfer konuşacağız. İlk isimle başlayalım. Fenerbahçe'nin gündemindeki Joa Carlos'un fiyatı diye başlıyoruz arkadaşlar. Çok mühim bir isim biliyorsunuz. Fenerbahçe transfer görüşmelerinde var. Yani Miguel Crespo'nun eski takımı Estoril'de bonservisi olan Joa Carlos. Fiyatı belli olmuş. Yani Forvet adayları içerisinde yer aldığı iddia edilmişti diyor. Geride kaldığımız sezon Portekiz 2. liginde Akademika'da kiralık geçiren Carlos için Fransız ekibi Troyes de harekete geçmiş. 2024'e kadar Estor ile sözleşmesi var ve kulübü bonservis bedeli olarak 1,5 milyon euro fiyat belirlemiş. Akademika'da 17 gol atarak Portekiz 2. liginin gol kralı olmayı başarmış. Ve Fenerbahçe'de temaslar sürüyormuş. Şimdi şöyle bir girdim baktım 450 bin euro piyasa değeri var. Yani 27 yaşında bir isim 1.87 boyunda. Ama ben size başka bir şey yapacağım. Şimdi bu arkadaşın geldiğini hayal ederek söylüyorum. Ali Koçu yıkarlar. Yani bildiğiniz yıkarlar. Ben size başka bir şey anlatacağım bugün. Nasıl duyumcu olunur? Açın bir Twitter hesabı. Öncesinde Google'a girin. Google arama kısmına Estoril transfer market yazın. Girin. Kalecisi 23 yaşında iyi 800 bin euro piyasa değeri var. Lan bunu yazsam tutar mı? Yok ya Türk olacak kaleci. Bakalım savunma hattına Rafa Silva. Yani Ferrari'si var. Manchester City'den kiralık. Cık. Yok olmaz 23 yaşında kiralık diyor. Bizimkiler City'den alamaz. Başka sol bek. Evet tutar Solbek. 800 bin euro 26 yaşında. Yaz lan Solbek'i. Bir de kaptanları var. Sağbek. Yok iki tane var zaten. Ön libero, Rozier diye ön libero var. Yaz Fenerbahçe'de Rozier bombası tutar lan. Hem de Crespo'ya yedek dersin takım arkadaşı. Olur bak. Romario Baro var. O kiralıkmış. Andre Franco. Franco 3.5. En pahalısı bu. Tutar. Ee, Arthur Gomez var sol kanat. Fenerbahçe'de kanat arıyor. Hemen gir detaylı profile bak. Ondan sonra sağ kanat bolu var o kiralıkmış. Tüh yazamayız şimdi Fener'e. Orvetleri ya onların piyasa değeri düşük ya. Bunları yazsak şimdi bulurlar. Şu kimdi Arthur Gomez sol kanat olan kaç gol kaç asist yapmış? 28 maç 2 gol 4 asist. Tüh tutmaz bu. Bunu yazmayalım. Rezil oluruz. Alın size Fenerbahçe transfer duyumcu Bunu yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bakın şimdi bir duyumculuk daha. Mesela Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı da bir adım daha önde. Bir adım önde diyelim. Daha demeyelim. Şimdi Konya Spor'un 28 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı. Ben 27 biliyordum da herhalde doğum günü gelmiş. 28 mi olmuş? Allah Allah. Yo, 7 Eylül 94 diyor. Demek ki yeni sezonda 28 olacak diye hesaplıyorlar. Yani herhalde öyle. Neyse sadede gelelim hocam. Gelelim. Abdülkerim Bardakçı transferine ciddi mesafe kat etmişiz. Transferde Beşiktaş'tan bir adım öne geçmiş durumdayız. Ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında ne demiş? Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm demiş. Bu ismin Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı olduğu öğrenilmiş. Emin misiniz? Ertuğrul Taşkan olmasın o isim. Yani o isim Ertuğrul Taşkan olmasın. Ne bileyim? İmzaya yakınmış. Haberde öyle söylüyor. 5 gol 3 asist. diyorum. milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 5 gol atıp 3 de asist yapmış. Bu istatistiklerle beklenen bir yani bir stoperden beklenenin çok ötesinde performans. Bakın bu haber de kolay. Bunu siz de yapabilirsiniz. Herkesin sorması gereken soru şu. Peki ne kadar istiyorlar? Çıkas ki How many? Yani ne kadar? Kaç para? Ben size ulaştığım bilgileri söyleyeyim mi? Başlangıçta Beşiktaş'tan 6,5 milyon euro yok. 7 milyon euro istemişlerdi. 6,5'a düşmüşlerdi. Masadan bir bir dostlar eksilince 4 milyon euroya kadar indiler ve 4 milyon euronun altına inmeyeceklerini belirttiler. Size soruyorum. Abdülkerim bardakçı 4 milyon euro eder mi? Size soruyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Dostumuzsunuz. Yani hep birlikte size soruyorum. 4 milyon euro eder mi? Mesela Enner Valencia, Ekvator Milli Takımı'nın Nijerya, Meksika ve Yeşilburun adaları ile oynayacağı hazırlık maçlarının 26 kişilik nihayet kadrosuna davet edilmiş. Mesela ben Ekvator, şey, Nijerya Milli Takımı'nın yerinde olsam o alırdım çok net söylüyorum alırdım. Yeşil burun adaları şeyinkiydi. Geri Rodriguez'inkiydi. Ben size bir şey söyleyeyim. Enler Valencia kaç lira eder? Biz çünkü göndermeyi düşünüyoruz da. Orada Ertuğrul Taşkıran demişken Fenerbahçe'den Sinan Bolat sürprizi haberlerini duymuşsunuzdur. Şimdi Valencia 4.5 eder mi arkadaşlar? Hadi diyelim etti. Valencia'yı 4, şey 4 milyon euroya satıp Aynı paraya 4 milyon euroya Abdülkerim bardakçı alsak rahatsız olur musunuz? Yani bana iki tane soru şey cevap verin. Bir Abdülkerim bardakçı 4 milyon euro eder mi? İki Valencia'yı dörde satsak Abdülkerim'i alsak kabul müsünüz? Üç Valencia kaça giderse gitsin, ister bir gitsin, ister ikiye gitsin. Gittiği parayı Abdülkerim bardakçı alsanız kabul eder misiniz? Hocam biz buradan şu çıkarında bulunduk. Konya'ya Valencia'yı veriyoruz. Abdülkerim'i takasla alıyoruz. Yok öyle o yok o ihtimal yok. Yani o ihtimal yok merak etmeyin. Şimdi Berke Özer gittim. Resmi olarak gittim. Yani hem ikna çalışmaları olmadı hem de bu olmuyor dedi. Gittim. Oldu. Fenerbahçe'de kaleci araçları var. Her ne kadar Ertuğrul Taşkıran ile görüşülse de devre arasında görüşülen yoklama çekilen Sinan Bolat için düğmeye basıldı diyor. Yani bir numaralı file bekçimiz şu anda kim? Altay Bayındır. İki numara kim? Değil mi? Hani genellikle sözleşmesi sona erdi ve yeni teknik direktörün ya da daha doğrusu yeni teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Şimdi Sinan Bolat'ın iş transfer marketine baktınız mı? Bakmadıysanız ben söyleyeyim. Hemşerim olur kendisi. Kayserli. Sözleşmesi bitiyor. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. 3 Eylül doğumlu. 33 yaşında ama 34 olacak. Bizim Tahsin Hasoğlu'nun da akrabası. <laughs> Yok lan şaka yapıyorum ama benziyorlar. Şimdi <laughs> Sinan Bolat diye Tahsin Hasoğlu'yla görüşmeyelim. Ali Koç Başkanı böyle bir şey yapmasın. Ben e, Sinan Bolat gelişmesini şuradan paylaştım. Bugüne kadar hep Sinan Bolat milli takım aday kadrosuna çağrılıyordu. Artık çağrılmadı. Tamam da kesin Fener'de. Geçmişte Galatasaray'da oynadı. Bir dönem kiralık geldi. Hani ne uzar ne kısalır kaleci desem yalan söylemiş olmam. 3,5 milyon euroya kadar piyasa değeri çıkıp hani o aralıktan düşüş yaşayan bir futbolcu. Ne uzayan ne kısayan bir futbolcu. Ben şunu söyleyeyim Ertuğrul Taşkıran için illa ki Kasımpaşa'ya bir bonservis bedeli ödemen gerekiyor. Belki de Kasımpaşa bonservissiz vereceğiz deyip sonradan dönmüştür. Biz de Ertuğrul'a yönelmişizdir. Belki de. Bu arada Konya Spor demişken ben bir şeyi unuttum. Onu unutmadan önce de bir şey söyleyeyim. Ralph Ragnick Manchester United'dan ayrıldığını açıklamış. Ragnick Avustralya şey Avusturya milli takımının teknik direktörüne odaklanmak için İngiliz ekibindeki danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurmuş. Biz burada ekranlara ne getiriyoruz? Şunu. Birçok arkadaşım hocam Ralf Ragnick devam edecek mi? Şöyle böyle dedim ki etmeyecek. Bekleyin olaylar yatıştığı zaman sessiz sedasız ayrılacak. Yani bizim dışımızda bir gelişme ama Oradaki mevzu başkaydı. Yani oradaki mevzu işte bak hocam adamlar teknik tektörü gönderiyor ama danışman yapıyor. Değildi. Mesela Nikola Milutinov. Bunu sosyal medyada duydunuz değil mi arkadaşlar? Düştü. Düşmediyse siz görmemişsinizdir. Yani düşmedi diyorsanız. Bu ıı, arkadaş CSKA ıı, Moskova ile bir yıllık sözleşmesi var ama Euroleague olmadan hem Rusların bütçesi hem de devam etme bütçesi olmayacak. Itoyidis ile birlikte <laughs> aynı takıma gidebilirler. Hatta gitme ihtimalleri yüksek. Itoyidis ile birlikte. Hatta nereye giderlerse. Fenerbahçe'den Amir Hacı Ahmetovic yoklaması. Şimdi siz bilmiyorsunuz WhatsApp grubunda Ersan da var. Yazıyorum işte. Şu futbolcuya ilgimiz var. Ersan yazıyor. Yine bir çöp. Lan oğlum futbolcu izledin mi? Bilmiyorum ama çöp. Lan Ersan bir izle. Ya bırakın Allah'ın severseniz. Her gence futbolcu diyorsunuz. Lan genç değil 27 yaşında. Çöp bu. Ersan piyasa değeri 16 milyon euro. Vallaha mı? İşte o vallaha mı önce şey Ali Koç bunu beceremez. Biz Cionsuz, Şöyle böyle. Şimdi Hacı Ahmetoviç'i yazmışlar ya. Ersan'ın tepkisini düşünebiliyorsunuzdur. Hangi Hacı Ahmetoviç bu? Konya Spor'daki mi diyecek? Evet Konyaspor'daki. Spor'daki. Ah vizyon bu işte. Biz de bundan şampiyonluk bekliyoruz. Diyecek. Eminim Hacı Ahmetoviç'in yaşı ya da transfer market değeri hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Diyor ki Fenerbahçe Abdülkeri Bardakçı ile görüşürken 25 yaşındaki Amir Hacı Ahmetoviç için de nabız yokladı. 25 yaşındaymış. Ha, çöp işte Ali Koç'un vizyonu bu diyecek. Sezon adam kavuran isimlerden birisi. Ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Diyor. Şimdi Hacı Ahmetoviç'in şöyle bir özelliği var. Ligimizde hani sanki yıllardır oynuyor ıı, imajındaki isimlerden biri ama yıllardır gerçekten oynuyor. Yani 2016'dan beri oynuyor hakikaten. 25 yaşında ön libero Bosna Ersek asıllı İsviçre doğumlu piyasa değeri 4,5 milyon euro 16 kez Bosna milli takım formasını giymiş gol ya da asisti yok. Ön libero oynamasına rağmen ön libero oynamasına rağmen 36 resmi maçta 2 gol 5 asisti var. 2016'da 500 bin euro aldılardı. Orada devam ediyor. Bak Ersan'ın diyeceği şey şu. Ah Konya'dan başka şehir bile görmemiş. Bunu mu alıyorlar? Yok arkadaşlar benim hani duyum havuzumda böyle bir duyum yok. Yani benim böyle bir duyumdan bilgiden haberim yok. Haberiniz olsun. Gelelim bombaya. Marcelo bombası. Bir ay sonra Fenerbahçe'de. Şimdi ben kapağı yazsam. Marcelo Fenerbahçe'de diye tırnak içinde koysam. Diyeceksiniz ki ya hocam işte şöyle böyle ya hocam şu ya hocam bu ya hocam ya hocam ya 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 ya, ya, ya. remix yapacaksınız. Allah adam yazmış Fenerbahçe'de bir ay sonra. Benim sözüm değil. Adam böyle yazmış ben ne yapabilirim? Ama ben yapınca kızıyorsunuz. Ya hocam böyle deme diyorsunuz. Tamam demeyeyim. Habere bakalım. İkinci sırada tamamladı Fenerbahçe. Jorge Jesus'u bekliyor. Evet. Bu arada belki bugün açıklanır bile Jesus. Ama pazartesi, salı, çarşamba bakalım ankette hangisi çıkacak. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk ipini göstermek istiyor. Fenerbahçe'de gündeminde olan bir isim var. Marcelo. Ve Marcelo'yla ile ilgili sıcak gelişmeler var diyor. Bir kere Marcelo Real Madrid sözleşmesinin bittiğini duyurdu. Real Madrid'de 25 kupa kazanan sol kanat isim, sol kanat oyuncusu kariyerini Süper Lig'de sürdürebilir. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor talipmiş. Muhtemelen böyle bir talibiyet varsa yani muhtemelen diyorum yanlış anlamayın. İki takımdan o talibiyet varsa bunlar bir şey diyordur. Ulan Ulan 25 tane kupa kazandım. Bir tane bir şey bir yerden teklif geldi. Lan buranın adını da bilmiyorum falan deyip internete falan bak bakmıştır. Lan Fenerbahçe'den teklif var. İyi ben bunları bir söğüşleyim demiştir. 5-10 milyon euro yıllık. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bakın. Portekizli gazeteci İran'a palma demiş. Öyle diyor. Şimdi İran'a palma bir şey dediyse tamam. Bunun Jorge Jesus'tan dostluğu var. Kesin doğrudur. Bakış açısından bakılıyor. Ya inanabiliyor musunuz? Az önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Marcelo bir ay sonra Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek demiş. Futbolcu 34 yaşında. 2006-2022 yıllar arasında tam 16 sene Real Madrid forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Bu sezon sadece 17 maçta oynayıp 2 asiste imza atıyor. Şimdi Trabzonspor Trabzonspor'da istiyor demiş. Hani Sezon sonu için randevu vermişti diyor. Şimdi duyumları bir kenara attım. Yani ben duyumlarını konuşmayacağım bunun. Ben de bazı bilgiler var ama konuşmayacağım. Ben başka bir şey konuşacağım. Yani benim konuşmak istediğim şey başka. Nedir o? Arkadaşlar. Yıllık kaç milyon euroya getirirsiniz Marcelo'yu? Ben sizin adınıza cevap vereyim mi? Dani Alves'in falan 37-38'e kadar oynadığı bir ortamdan yıllık 3 milyon euroya getirirsiniz. Doğru muyum? Peki Fenerbahçe 3 milyon euroyu hangi mevkide kullanması lazım? Mesela Gustavo kaç yaşında? 34. Gustavo aynı Gustavo mu? Aynı Gustavo. 34 yaşında Gustavo 2.7 milyon euro verildi diye taş alıp dama çıkan siz değil misiniz? Sizsiniz. Peki Gustavo'ya 3 milyon euro verilmezken Marcelo'yu getirip 3 milyon euro verirsen buna ne derler? Buna ne derler arkadaşlar 3 milyon euro derseniz? Yani size bırakıyorum ne diyeceklerini. Ben size bırakıyorum. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım tamam ben de sizlere kadar şampiyonluğa açım. Kabul. Ama Fenerbahçe 3-4 milyon euroyu sadece forvete vermesi lazım. O da niye? Ulan bizim sıkıntımız forvet diye. Ya Marcelo'ya adım gibi eminim. MLS'ten işte Arap Yarımadası'ndan 3-4 milyon euro yıllık ücret rahat verenler vardır. Bir de Başkan Ali Koç ne dedi geçen gün? Luis Suarez e yaşlı dedi bu adam. Yani biz Katar'dan bir önceki durak değiliz dedi. Ben Ali Koç başkanıma güveniyorum. Yani duyumlarımı hiç ortaya dökmedim bakın. Benim duyumum şöyle, benim duyumum böyle demedim. Bana gelen duyum varsa da yoksa da ben Ali Koç Başkanıma güveniyorum. Bu transfer gerçekleşmez diyorum. Herkese doldur meydan. Ama kapıga yazdın arkadaşlar. İrina bilmem ne bir ay sonra Fenerbahçe'de dedi diye hepiniz Fenerbahçe'de yazıyorsunuz. Ben ne yapayım? Bir de lakemiz var. Ya lake bir paylaşımda bulmuş. Önce Tunç Elibol dediler. Sonra Alper Yemeneciler oldum. Ardından Mehmet Alakuş yaptılar. Sonra fikir değiştirip Can Gebetaş dediler. Şimdi bakıyorum tekrar Mehmet Alakuş olmuşum diyor. Yarın bakalım hangi ismi ortaya atacaklar. Ben doğruları söyledikçe bazıları daha çok yanacak demiş. Açıkçası ben bu hesabın sahibi olmayı isterdim. Gerçekten bak. Canım birine mi sıkıldı? Kime sıkıldı? İşte X duyumcusuna. Hemen takibe geç. Duyum verdi. Yalanına gitsin. Kulliyen yalan. Yarın bir gün gerçekleşirse de çıktı ki ben Fenerbahçe menfaatleri için. Ben Fenerbahçe için hapis yattım de. Çık söyle. Hepsini konuş. Geri adım atma. Hepsini konuş. ben daha konuşacağım. Ben benim konuş. Yani Laki bir hanımefendidir. Bir erkek değildir. Tunç Elibol'da, Alper de de şurada burada aramayın. Beni de yakından tanıyan bir hanımefendidir. Tanıyor beni, biliyor. Hatta bir kardeşimiz de sormuş Mustafa Hoca'yı seviyor musun diye. Ee, sevmiyorum ama beğeniyorum demiş. Bu nasıl bir tabir? Sevmiyorum ama beğeniyorum. Ha şey pardon. Evli olduğum içindir o. Tamam. Beğensin yani sıkıntı değil. Biraz işte façayı falan düzeltebilirsek daha beğenebilir. Lakiyi bir erkek cinsiyet yani erkek bir profilde düşünmeyin. O bir hanımefendi. Bilginiz olsun. Ben bunu söyleyeyim bazılar şey diyor hocam adama kancık demek istedin. Korkak demek. Yok lan gerçekten diyorum bir kadın. İnanmamayı sürdürün. Belki yakında kendisi açıklar. Ama zannetmiyorum açıklayacağını. Böyle daha iyi. Ben tartışmaların içine girmek istemiyorum ya. Benim Fenerbahçe kulübünde çok çeşitli yani çok kutup noktalarda tanıdığım insanlar var. Her yani sağcısı, solcusu, Alexcisi, Ersuncusu, işte Aykutçusu bilmem Emrecisi. Ben ben Fenerbahçeliyim. Beni şucu bucu diye tanımlamayın. Beni Fenerbahçeli diye tanımlayın yeter. Onda söyledik. Ee, Hocam diyorlar sen seviyor musun Nakiyi? He seviyorum değil de hanım evi almasın. Sadece arkadaşız. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya benim ne işim olur. Bana kim duyum verir, kim tanır bizi. Hoşverin verin. Öyle uyduruyorum geçin. Fenerbahçe'den ha uyduruyorum derken bakın size uydurmanın kralını gönderiyorum. Bak. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı. Kerem Aktürkoğlu'nu mu aldık? <laughs> Fenerbahçe'den diyor tamam mı? Galatasaray'a yılın çalımı. Lan yılın çalımı, yılın çalımı. Marka oyumu aldık. Kim yan yana oynasın? Fenerbahçe ya haberi kısalta kısalta buraya kadar kısalttım bilginiz olsun. Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder mi? Kim? Cengiz Ünder mi? Cengiz Ünder mi deyip böyle kıpırdamıyorum ya. Herkes diyor lan Cengiz Ünder mi? Videoyu ileri sar ileri sar. Yok. Dimitri Payet için harekete geçmiş Fenerbahçe. Şimdi haberin detayına bakın neydi adminin gö, e, gönlü kaynak adminin gönlü ama şimdi Allah var adminin gönlü de iyi var söylüyorum ben başka dalga geçecektim yani yaştan dolayı ama hayvan gibi istatistik yapmış herif lan neyse dur adminin gönlünden kopanları okuyalım Dimitri Payet için Fenerbahçe harekete geçti 35 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapma kararı aldı. Hücumdaki kalite eksikliğini payet ile gidermek isteyen Kanarya, Jesus'tan da transfer için onay aldı. Sarı lacivertler 2 milyon euro gibi bir bonserviste payeti kadrosuna katarak en az 2 sene daha maksimum katkı verebileceğine inanıyor. Payet'in geçtiğimiz transfer döneminde adı Galatasaray'ına alınmıştı. Bakın Galatasaray'a transfer çalımı buradan geliyor. Yani bir dönem Galatasaray'a anıldı ya tamam aldığın zaman Galatasaray'a bir şey yapmış oluyorsun. Ancak son anda gerçekleşmemişti. Payetin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Şimdi az önce alay ediyorum dedim ama harbi söylüyorum bak. Ben size harbi söylüyorum. Payetin istatistikleri beni çok şaşırttı. Hocam bir de bizi şaşırttı. Toplam 45 maç. O yaşta 45 maç. İnanılır gibi değil. 3648 dakika yani 41 maçlık süre. Hemen hemen hepsinde de full oynamış. Ve o arkadaşın mevkisi de 10 numara. Kaç gol kaç asist biliyor musunuz? 16 gol 11 asist. Toplam 27 gol katkısı. Şu an birçoğunuz hadi lan oradan. Dalga geçiyor bu herif bizimle. İşte Mustafa Hoca bizi trollüyor. Deyip açıp bakmıştır. Açıp bakınız harbi lan öyleymiş. Diye bir şaşkınlık içerisinde dersinizdir. Şaşkınlık içerisindesinizdir. Ben de aynı şaşkınlık içerisindeyim. Bugüne kadar Marsilya ve Ham, United, Lille, Saint-Étienne, Nantes ve Excelsior forması giymiş olan, transferine 66 milyon euro harcanmış olan bir isimden bahsediyoruz. 10 numarada forvette ve sol kanatta oynayabiliyor. 1.75 boyundaki Fransız orta saha oyuncusu. Ee, 31 Mayıs 2022'ye kadar da sakatmış. Yarın iyileşecek. 38 milli maç. 8 gol. Peki hocam ne diyorsun? Aslı var mı? Ya ben sosyal medyanın yalancısıyım. Bana gelen bir şey yok. Yani kalite eksikliği. Peki bir şeyi çok merak ediyorum. Mesut Özil'in fazlalığını nasıl götürmeyi düşünüyorsunuz? Pelkas. Pelkas'ı 5'e sat. Mesut'u 4'e sat. 9 milyon euro. Yıllık ücretlerinde de yaklaşık 4 milyon euro kurtarmış oldun. Payet'i 2 milyon euroya alıp Kaça oynatacaksın? atacaksın? Ama sorular sorular. Sondan ha, William Carvalho mesela. Carvalho'yu da Fenerbahçe'ye çok yazıyorlar. Sosyal medyada duyumcu arkadaşlar duyurmuş. Allah razı olsun. 5 milyon euro istiyorlarmış. Biz de 4 veriyormuşuz. Kimin videosunu izleyip yazıyorlar acaba bilmiyorum ama herhalde tanındık. Ee, sevdik birinin. iyi kalpli birinin videolarını izleyip Oradan duyum alarak yazıyorlardır diye düşünüyorum. William Carvalho olay için. Ben Carvalho'yu falan beklemiyorum ya. Onu da söyleyeyim. Hocam Vakayeme'yi bekliyor musunuz? Kimi? Nivakame. Yok. Niye? Şimdi ben üyelere bir duyumum vardı ya. Aslında tam zaman hani diyorsunuz ya hocam üyelik için işte ne zaman üye olalım olmayalım mı? Bebeleri pisten alalım mı? Almayalım mı diye. Benim Vakayeme için bir duyumum vardı. Çok geriye gitmeyeceğim. Ee, tek başına da yazdıydım oraya ya. Juan Mario ee, Third Şey Bildim mi ya acaba? Neyse bir arama yaptırayım. Böyle bakayım. Şimdi arkadaşlar Bir şey de hatırlatayım 30 Mayıs Pazartesi günündeyiz Ali Koç demişti ki canlı yayında 30 Pazartesi'ye kadar açıklayacağız Ben de demiştim ki 30 Mayıs'tan önce açıklanırsa ben bırakıyorum bu işi Tanıdığım Ali Koç asla 30 Mayıs'tan önce açıklamaz hatta ben size 30 Mayıs'a geçtim 1 Haziran'dan önce açıklamaz demiştim Hatta kanalda da var Herkes açık gönder olarak duruyor. E, aklıma o geldi birdenbire. Şey, ile ilgili şöyle bir duyum verdim. Dedim ki, Vakayeme Trabzonspor'dan hani bir tek şeyi istemiyor. E, Uzun Göl'ün tapusunu istemiyor. Yani bir tek Uzun Göl'ün tapusunu istemiyor. Geri kalan hepsini istiyor. Ama bizimle alakası yok dedim. Bugün sosyal medyada bir arkadaştan gördüm. Ee, sosyal medyadaki arkadaş diyor ki şey duyumcu bir arkadaş duyumcu bir kardeş e, orta saha oynayabiliyor. Uganda 4. Liginde şimdi Vakayeme ile ilgili bir duyum paylaşmış. Demiş ki Vakayeme'nin menajeri ısrarla İstanbul takımlarına kendini pazarlamaya çalışıyor. Rossi'nin satılması durumunda Vakayeme'ye Fenerbahçe'nin ilgisi olabilir demiş. Ya öncelikle Zaten Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin arası gergin. Yani daha da germenin mantığı yok. Bu haberler iki camiye arasında sıkıntı yapıyor. Dün de biri şey demiş işte Trabzonspor'un e, neydi o? Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir maçı vardı. Orada Fenerbahçe formalı bir hanımefendi vardı. E, bu kolpaydı. bu... E, gerçeğe yansıtmıyordu. İşte kandırdılar Fenerbahçe taraftarını falan filan diye paylaşmış. İşte bu da Trabzonsporluydu falan filan diye. Ya benim umurumda olmaz. İstediği takımda olsun. isterse ya, Çemiş sporlu olsun. Sonuçta o görüntü ajans haberi de olsa başka bir şey de olsa çekildi mi çekildi bitti. Ya dostluk olsun futbolda. Kavga görüntü patırtı olmasın. Kimse kimsine çatışmasın. Hepimizin yani hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Hepimizin derdi yani yaşamı bir şekilde iyi sonuçlandırıp cennete gidebilmek. O yüzden çok takılmamak lazım. Ama yani Vakayem Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro istediyse ilk görüşmede ya yani menajerini gönderip 3,5 milyon euro okeyim dediyse, imza parası bile istemiyorum dediyse Trabzonspor'da yolma niyetindedir. Bakalım uzun gölün tapusunu verecekler mi, vermeyecekler mi? Ben de merak içerisinde bekliyorum. Ha, Rossi gitse Vakayem'e ister misin? 33 yaşında. Bakın dikkat edin. Ali Koç o gün canlı yayında hem Luis Suarez soruldu, hem Vakayeme soruldu. ikisine de yaşlı dedi. İnsanlar, ben ne dedim biliyor musunuz? Ulan dedim Ali Koç, Luis Suarez dedi. Kesin Luis Suarez hiç kimseyle anlaşamayacak. Futbolu bırakacak. Vakayeme dedi. Kesin Trabzon Vakayeme ile anlaşamayacak diye. Adam kem göz Şevket'i bile geçecek ya. Ama seviyorum Ali Koç'u. Ali Koç akıllandı bayağı. Şampiyonluk için bayağı çalışıyor. Neyse son haberi de verelim. Rusçadan flash iddia. Son dakika haberi. Fenerbahçe Cezus'a imza attırma konusunda kararlıyken forvet transferi konusunda da Fenerbahçe'nin ilgisindeki kişi Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Artem Zuba. Şey markası gibi ya. Çeşme markası gibi. Zuba Fenerbahçe'de bir görüşme gerçekleştirmiş. Rus basını bu görüşmeyi konuşuyormuş. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Fenerbahçe istediği kadar futbolcuyla görüştü. Fenerbahçe şu ana kadar bile belki 40 tane futbolcuyla görüştü. A takım için. Belki 40 tane futbolcuyla görüştü. 2022-23 sezon için. Ama her görüşülen isim alınacak diye bir durum yok. Şartları sorma olayı var. Bakın forvet konusunda mesela hiç ismi geçmeyen birkaç tane isim var. Bir tanesi Rus liginde. Bu değil. Başka birisi. Hiç medyaya yansımadı bile. Hiç yansımadı bile. Şartları soruyoruz arkadaşlar. Kaça satarsınız? İlgi mektubu. Interest letter diye yazabilirsiniz. Yani bu ilgi mektubudur. Biz ilgileniyoruz. Hani evlere şenlik kızınız var. Bizim de onda gözümüz var. Belki biraz da nazınız var. İyi bir şey söylerseniz almaya geleceğiz. Vallahi mesajıdır bu. Yani bu kitapta yazmaz. Bunu ancak bu kanallardan öğrenirsiniz. Biz ee, Zuban'ın menajerine şartlarını sorduk ama arkadaşımız 2,5 milyon euroya isteyen Türk takımlarından herhangi birine giderim diyor. Biz en son 2,5 milyon euroyu bizden şey istemişti, Josef istemişti, Josef de Soza. Biz de kimse sana bu parayı vermez dedik. Kankamız onların uğruna Abu Bakar'dan vazgeçtiğimiz Beştaş gitti aldı. Yani Aykoç Başkanım sağ olsun Fenerbahçe'ye gelince cimri davranıyor ama rakipler de malı götürüyor. Ee, öyle 2,5 milyon euroyu biz veremeyiz Zuba'ya. Bizim verip verebileceğimiz 1,5 ya da 1,5'tan daha az artı şampiyonluk primi falan filan işte oynama primi, sadakat primi falan filan. O yüzden Zuba'yı Fenerbahçe'ye çok 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 beklemeyin. Yanılırsınız, üzülürsünüz. Bak ya bir gün bundan üzülerek ayrılırsınız. Onlara da söyleyeyim. Baya baya konuştuk. Hocam ne diyorsun şimdi? Bu, bu video ne diyelim? Hani son dakika Fenerbahçe'de Jesus ile birlikte transfer dönemi Hani Marcelo bekliyorlar ama ben beklemiyorum. Abdülkerim Bardakçı uzunca konuştuk. Hayet ilginç. Ee, yani Fenerbahçe'de transfer bereketi desem. Jesus da birlikte transfer bereketi. işte o isimler deyip Golvar hashtagini koyayım. Golvar.com biliyorsunuz kanalımızın sponsoru. Ve hashtag koyduğumuz zaman da etkileşim oluyor. Bu da kanalın büyümesine faydası dokunuyor diye düşünüyoruz. İnşallah kanalımız daha da büyür. Sizlerin destekleriyle bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.